Şimdi taburede ya da bir yükseltide namaz kılarken tamamen oturmak mı lazım? Yoksa ben rükûyu yapabiliyorum deyip rükûyu yapıp secdeyi yapamayanlar için mesela böyle bir yöntem izlenebilir mi? Eğer öyle olursa bizim secdemiz rükûdan daha yüksekte kalıyor. Bu bir problem olur mu dedi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Seyircilerimizin bir konuyu yanlış anlamaması için e, konuyu başta izah edelim. Buyurun hocam. Öncelikle bir kimse şayet ayakta namaz kılma imkanına, kudretine sahipse o kimse namazını ayakta kılar. Kıyamını yaparak. Hı hı. Eğer ayakta kılma imkanı yok ise o kimse oturarak namaz kılabiliyorsa, hı hı. oturarak namazını kılar. Eğer yere oturma, oturma derken yere oturma tabii ki. Eğer yere oturma imkanından da mahrum ise o takdirde tabure ya da sandalye gibi şeyler üzerinde kılabilir. E, tabure sandalye üzerinde kılanlar bunlar tabii bazıları kıyamı yapabiliyorlar bazıları da yapamıyorlar. Şayet bunlar kıyamı yani ayakta durmayı yapabiliyorlarsa ayakta duruyorlar ve o takdirde de tabii ki rükûlarını rahat bir şekilde de yapabiliyorlar. Ancak oturdukları zaman ima ile yani tabureye oturdukları zaman secdeyi ima ile yapmak durumunda kalıyorlar. İma ile yapmak durumunda oldukları için burada tabii bir kıyaslama yapıyorlar. Ben diyor rükûda belimi ve başımı daha çok eğiyorum. Ama ima ile secde yaparsam çünkü rükûyu ima ile yapmıyor. rukuyu normal bir şekilde yapıyor. Ama secdesini ima ile yapıyor. Secdesini ima ile yaptığı zaman burada rükûden biraz daha yukarıdaymış gibi oluyor. Burada kişi ima pozisyonuna geçtiği için secde halini rükû halinden yukarıda yapması onun secde yapmasına dolayısıyla bu şekilde namaz kılmasına herhangi bir engel teşkil etmez. Eyvallah. Peki hocam yapabildiği kadar rüknü eda etmesi mi gerekir yoksa mesela bu kişi ben zaten yerde de oturamıyorum taburede oturuyorum o zaman kıyamı da oturarak yapayım rüküyü de ima yoluyla yapayım diyebilir mi? Hayır bu kimse neye güç yetiriyorsa o şekilde yapmalı yani kıyam farzdır hı hı. Bu, bu kimse Kıyamı yapabiliyorsa kıyamı yapmalı, rükuyu de normal bir şekilde yapıyorsa rükuyu de normal bir şekilde yapmalıdır. Eyvallah. Sadece secdede durum fark ediyor çünkü secde namazın temel, en temel rüknüdür. En temel rüknü olduğu için zaten secdeyi yerine getiremediği için oturarak onu ima ile yapmak durumunda kalıyor.